Herkese merhabalar. Bu hafta desülfatör yapacağız. Desülfatör neye yarar? Akülerin içerisinde sülfatlaşmayı ortadan kaldırır. Sülfatlaşma kısaca akü plakaları da oluşan korozyondur ve plakaların enerji depolanmasına engel olur. Bunu kaldırmak için de bir devre yapmamız gerekiyor. Bu devrenin iki yolu var. Birisi yüksek frekansla, hani N555 dediğimiz bir entegreyle osilatör devresi yapıp onunla kaldırabiliriz. Ucuz ve maliyeti düşük olsun derseniz önümdeki kondansatör ve diyotlarla yapılan bir model size göstereceğim. Bununla hem maliyeti düşüreceksiniz, hem kararlı çalışacak, hem ben testini yaptım, çok da güzel çalıştığını gördüm ve sizlerle paylaşmak istedim. Malzeme listemiz 2 tane 5 mikrofarad kondansatörümüz var, 400 volt. Şu şekilde 5 mikrofarad, 5 mikrofarad. Bir tane de 1 mikrofarad 400 volt. 6 tane 2 amper de olur. 3 amper elimde vardı. Onları bağladım. Birbirine seri bağlanmış 6 tane diyot kullanacağız. Malzemelerimiz bunlar. Sonradan bir diyot daha ilave edeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım, devam edelim. İkinci bağlantıyı yaptım. Diyotun öteki ucunu da kondansatörün bu ayağına bağlayacağız. Hemen lehimleyelim. Çevireyim, karşıdan bakalım. Şimdi bir diyotumuz daha olacak. Onu da ilave edelim. Buradaki artı ucun üstüne bağlayacağım şu şekilde. Dışarı bakacak. Bunu da lehimliyorum. Bu da tamamdır. İki türlü şarj edilir diye. Birisi yüksek frekanslı bir osilatör yaparak darbeli şekilde sinyal göndererek sülfatlaştırmayı kaldırmak. İkincisi de yüksek voltaj, düşük akım. Şimdi burada ne yapıyoruz? 5 mikrofarad kondansatörümüz vardı, 2 tane. Bir de 1 mikrofaradımız vardı. Buradaki 1 mikrofarad voltajımızı bölmeye yarıyor. Yani normalde büyük kondansatör bağlayıp köprü diyotla düzelttiğimiz zaman elimizde 300 küsür voltlar oluyor. Yani 330-340 voltlara çıkıyor. Bu bana çok fazla geldiği için ben tercih etmedim. Burada bir kondansatör kullandım, 1 mikrofarad. Böldüm. Yani elimizde şu anda 190 ve 200 volt üreten bir devremiz oldu. Bu 1 mikrofaradı eğer devreden alırsanız o zaman 300 küsür volt üretecektir. Bu sizin tercihiniz ama bu benim için yeterli olur. Ben bunu kullanmaya karar verdim. 200 volt yeterli oluyor. Buradaki diyotların da vasıtasıyla şunu yapıyoruz. Aküye darbeli voltaj göndereceğiz. Yani tam sinüs değil, yarım dalga sinüs olacak. Çünkü bu yarım olmasının sebebi aküye darbe atması sülfatlaştırmayı kaldırmada çok yardımcı olacaktır. Bu bir avantaj. 220 bağlantı uçlarım. Hemen lehimliyorum. Tamamdır. Ötekisini de bu baştan giriyoruz. Bu da tamam. Hem bunları yaparken yine size kısa bir bilgi vereyim. Şimdi her aküde sülfatlaşma olmaz. Normalde akü ömrü ortalama 4 ya da 5 yıldır. Ne var ki benim başıma geldi, sizlerin de gelmiştir muhakkak. Motosikletimin kullanmadığım için 3 ayda akü sıfıra düştü. Şarj etmek istediğimde şarj almadı. Burada işte sülfatlaşma devreye giriyor. Biz onu kaldırmak için bu devreye ihtiyacımız var. Hani hemen aküyü atmayalım. Devremizi kullanalım. Birkaç defa doldur boşalt yapacağız. Şarj edeceğiz, boşaltacağız. Ondan sonra akümüzü normal şarj cihazıyla dolduracağız. Bu hazır. Şimdi hemen benim böyle 5-6 yaşında bir bekleyen akü vardı. Onu kullanmak istiyorum. Onu bağlayacağım. Devrenin nasıl çalıştığını da sizlere göstereyim. Akü Ataba 2016 model. Uzun zaman UPS'in içinde kalmıştı. Yani kullanılmadığı için hem sülfatlaşmıştır hem de ömrünü bitirmiş. Dediğim gibi her akü kurtulmaz. Bazı aküler kullanılmadığı için bozuluyor. Onları kurtarabiliriz. Ne var ki bunların suları da bitebilir. Sularını da kontrol etmek gerekiyor ama ben aküyü sökmedim. Sadece burada size nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. Çok hemen size akümüzün voltajını göstereyim. Şu anda aküde yaklaşık 7 volt civarında bir voltajımız var. Hemen bağlantımızı yapıyorum. Artı, eksi.
ediyoruz. Şu anda 9 volta yükseldi. Hemen görüyorsunuz voltajı atmaya başladı. 9.90 10'a geldi. Şöyle yapayım. Sarı kabloyu çıkartıyorum. Kaç voltumuz var diye bakıyorum. 214, 213 volt. Şebeke biraz yüksek herhalde. 200 voltlarda seyrediyoruz ve bağlantı yapıyorum. Akünün üzerine bağlanınca voltaj tabii ki düşüyor. Şu anda 11.64'lerde. Tahminim sülfatlaşmış bir akü için 10 ya da 12 saat beklemek gerekiyor. Devrenin şemasını da videonun arasında paylaşacağım. Şu anda 11.80 volta geldik. Devremiz çok güzel çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Isınma kesinlikle yok. Her şey yolunda. Ve darbeli şekilde voltajı aküye göndermesi, onu hem şarj etmesi çok büyük bir avantaj. Tavsiyem, aküyü 10 saat beklettikten sonra tekrardan bir lamba bağlayıp aküyü boşaltmanızı tavsiye edeceğim. Çünkü doldur boşalt birkaç defa yaparsak çok daha iyi olacaktır. Daha iyi verim alacaksınız. 8-10 saat durduktan sonra sökün, bir lamba bağlayın, aküyü tekrar boşaltın. Aynı tekrardan cihazımızı bağlayalım, şarj edelim, tekrar boşaltalım. Sonrasında aküyü esas şarj aletine bağlamamız lazım ki tam manasıyla üzerindeki ampere ulaşsın. Bu 7 amperlik bir akü. Sizin işte arabadaki akü 60 olabilir, 100 olabilir. Onu daha güçlü 5 amper, 7 amper şarj eden bir akü şarj cihazıyla şarj edip nihai neticeye ulaşması için gerekiyor. Şu anda 11.82'deyiz. Bu böyle devam edecek. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.